Evden çıkmadan önce ışıkları, pencereleri ya da bir yangın ihtimaline karşı ocağın kapalı olup olmadığını kontrol edersiniz. Öyle değil mi? Bunu yapmak son derece normaldir. Ama obsesif kompulsif bozukluğu olan biri, yani takıntı hastalığı olan biri bunu 3 kere, 4 kere yapar. Hatta çoğunda evden çıkmadan önce yapması gereken şeylerin bir listesi bile hazırdır. Obsesif kompulsif bozukluk ya da OKB bir çeşit kaygı bozukluğudur. Bu kişiler sıklıkla istenmeyen ve endişe verici düşüncelere kapılırlar. Bu düşünceler beyne zorla girdikleri ve ruh haline hakim oldukları için zaman içerisinde saplantı haline gelirler ve kişinin kaygılanmasına yol açarlar. Kaygının ve saplantıların önüne geçebilmek için kişi belirli davranış ya da ritüelleri tekrarlama gereksinimini hisseder. Bu davranış ve ritüellere psikolojide kompülsiyon yani zorlantı denir. Kompülsiyon bir şeyi yapılan ritüelleri acil olarak gerçekleştirme ihtiyacıdır. Obsesif kompülsif bozukluğun iki öğesi saplantı ve kompülsiyonlardır. Mantıklı öyle değil mi? Düşünce ve ritüeller OKBS olan birinin kaygılanmasını sağladığı için kişi günlük hayatında ve sosyal ilişkilerinde zorlanmaya başlar. Genel olarak OKB'den bahsettiğimizde daha sık rastlanan saplantı ve kompülsiyonlar bulunduğunu görürüz. Saplantı ve kompülsiyonlar birlikte ortaya çıkabilecekken ayrı ayrı da gözlemlenebilir. Mesela Temizlik kompülsiyonunu yani zorlantısını ele alalım. Bu kompülsiyon mikrop ve kirlilikle saplantılı olmanın sonucunda ortaya çıkar. Kişi mikrop ve kirliliği kontrol edebilmek için saatlerce banyoda kalıp yıkanabilir ya da temizlik yapabilir. Tekrarlamak başka bir kompülsiyon örneğidir bir ismi, bir cümleyi arka arkaya söylemek ya da bir davranışı arka arkaya tekrar etmek olarak kendini gösterir. Bu kompülsiyon, tekrarlama yapılmadığı zaman kötü bir şey olacağı saplantısı sonucunda ortaya çıkar. Bir odaya girerken elektriği defalarca açıp kapamak bu kompülsiyon için verilebilecek bir örnektir. Kontrol etmekse yine başka bir kompülsiyondur. Kişilerin kendilerini ve başkalarını incitmekten korkma saplantıları, bir şeyi defalarca kontrol etmelerine sebep olur. Kapının kilitli olup olmadığını e, ya da ocağın kapalı olup olmadığını defalarca kontrol etmek gibi. Her şeyi düzenlemek ve sıralamak ya da eşyaların simetrik olduklarından emin olmak ise mükemmeliyet saplantısı ile alakalı bir kompüsyondur. Örneğin kütüphanedeki kitapları renklerine göre sıralamak. Saplanta haline gelen düzen bu hastalıktan muzdarip kişilerdeki huzursuzluk ve kaygı seviyelerini azaltır. Son olarak belki de çok daha sık olarak rastlanan din, meditasyon ya da genel tabiriyle ruhsal ritüellere örnek olarak verilebilecek dualar ya da tekrarlanan bazı cümleler istenmeyen duygulardan kurtulma ya da gelecekte gerçekleşebilecek korkutucu bir olayı engelleme amacıyla bu endişelerin oluşturduğu saplantı ile yapılır. Kişi kötü bir düşünceye kapıldığında bu ritüelleri yaparak o düşüncenin önüne geçmeye çalışır. Kısacası bu gibi saplantı ya da kompülsiyonlardan birine sahip olan birinin OKB'si olabilir. Bundan emin olmak için bir profesyonel ruhsal bozukluklar tanılayıcı ve istatistiki el kitabının 5. baskısına başvurulabilir. Öncelikle bir şeyin saplantı olabilmesi için kaygı ve huzursuzluğa yol açan, tekrarlayan ve istenmeyen düşüncelerden oluşması gerekir. İkinci olarak hastanın bu düşünceleri bastırmayı veya görmezden gelmeyi denemiş olması gerekir. Bir şeyin kompülsiyon olabilmesi için de sıralamak ya da kontrol etmek gibi tekrarlayan davranışların ya da dua etmek ve sürekli saymak gibi ruhsal ritüellerin bir saplantıya tepki olarak gerçekleşiyor olması gerekir. İkinci olarak kompülsiyonların kaygı ve huzursuzluğu azaltmak için aşırı şekilde yapılıyor olması gerekir. Bir kişiye OKB teşhisi konması için bu saplantı ya da kompülsiyon çiftlerinden birine sahip olması gerekmez. Sadece saplantısı ya da kompülsiyonu da olabilir. Peki insanların bu saplantı ve kompülsiyonlara sahip olmasına ya da OKB'li olmasına sebep olan şey nedir? OKB'nin aynı aileye mensup bireyler arasında daha sık görüldüğünü biliyoruz. Bunun için OKB'nin sebebinin çevresel değil de biyolojik olduğunu düşünüyoruz. Buna rağmen OKB'nin asıl sebebinin ne olduğu ise ne yazık ki hala bilinmiyor. Genellikle çocukluk ve gençlik yıllarında başlayan ve 20'li yaşlarda teşhis edilen OKB bugün tüm dünyada milyonlarca insanı, sadece Amerika'da 2 milyon kişiyi etkilerken kadınlarda ve erkeklerde görülme olasılığı ise hemen hemen aynı. Peki tedavisi var mı? OKB teşhis edildikten sonra bir tedavi planlanır. Hastaya psikoterapi, özellikle de bilişsel davranış terapisi ya da ilaç kullanımı hatta bazı örneklerde ikisi birlikte önerilebilir. Bilişsel davranış terapilerinden biri olan maruziyet cevap terapisi ise en çok kullanılan terapi türüdür. Bu terapide hasta zorlantı ya da endişe yaratacak durumlara maruz bırakılır. Bu maruziyet sonucu hasta kompülsiyonunu engelleyebilmeyi ya da saplantısından kaynaklanan kaygının aslında ritüeller olmadan azaldığını öğrenir. Bu terapinin etkili olması için hastanın prosedürlere sadık kalması çok önemlidir. Bazı hastalar daha fazla kaygılanmamak için bu terapiye katılmayı istemezler. Başka bir tedavi metodu olarak hastalara ilaç verilebilir. Serotonin geri alım engelleyicilerin ilacı kullanan hastaların yarısı üzerinde etkili oldukları görülmüştür. Tedaviye önemli ölçüde yardımcı olan bu ilaçların ne yazık ki başka ilaç ya da psikoterapi ile tedavi edilmesi gereken başka yan etkileri vardır. Her şeye rağmen bu metotlarla tedavi edilen hastaların yaşam kalitesi artar ve iyi haberse işlerine, okullarına, hatta sosyal ilişkilerine kısacası normal hayatlarına devam edebilirler.